Star Otel'in katkılarıyla hazırlanan Şeflerle Lezzet Sofrası başlıyor. Merhaba sevgili izleyiciler, Şeflerle Lezzet Sofrası'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Türk Haber ekranında Grand Ankara Otel'in mutfağındayız ve yanımızda alakart şefimiz Hakan Özcek var. Hakan şefim nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Meraktayım, acaba bugün ne yapacağız? Bugün tavuk şinisel yapacağız. Tavuk şinisel, evet. Şahane. Kremalı, hardallı, patatesli tavuk kremalı, şinisel. Hardallı, evet, yanına karnatürü de yapacağım. Karnatürde. Evet. O zaman hemen malzemelerimizi söyleyelim. Tabii mi? Tabii ki. 150 gram tavuğumuz, 1 yemek kaşığı tereyağımız, 1 çay kaşığı hardalımız, 1 yemek kaşığı kremamız. Bunları da ben karıştırdım tavuğumu soslamak için. Pul biber, kekik, kırmızı toz biber, tuz, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı galeta un, bir orta boy patates, limonumuz var, 2 tane parlamak için yumurtamız. En son sosuna da yeşil soğanla maydanoz koyacağım. Harika, çok lezzetli. Yani karnatörüne, patateste falan. Evet. Çok lezzetli bir ayçiçek yağımız var. Onda da kızarız. Evet. Demek şöyle ki. Dolu dolu. O zaman başlayalım mı? Tabii hemen? Tabii ki başlayalım. Ne yapıyoruz? Neyle başlıyoruz? Önce ben şu ocağımı yağımı bir koyayım şöyle. Önce kızartma yağımızı bir koyalım. Ocağımız ısınsın. Patatesimizi burada yapacağız ilk önce. Patatesimizi yapalım. Şu an patates için yeterli bu yağ. Tekrar yağ ihtiyacımız olacak. Tamam, burada kalsın o evet. zaman. Patatesimi soyayım ben bir arada da şöyle. Zaten yıkanmış bir patatesimizi evet. koymuştun oraya. Yıkandık evet. Şimdi soyalım şöyle. Herhalde yine bir porsiyon yapıyoruz değil evet, mi? Evet, yine bir porsiyon. Bu mesela ne kadardır kalori oranı tahmini? 330 falandır. O patates civarda, evet, tavuk patates da var evet. Var işin içinde. Oldukça doyurucu o halde. Tabii ki evet, doyurucu. Bir de aslında çocukların da çok sevdiği bir yemek değil mi? Evet. Kızartma olduğu için. Patatesleri de yine böyle isterseniz ufak ufak, isterseniz şöyle fırında da yapabilirsiniz ama ben tavada yapacağım şöyle patateslerimi. Ben uzun zamandır artık fırında yapıyorum ama fırında mı? Tavadakinin ben, sanki yine de lezzeti evet, bir ayrı oluyor şöyle değil yağda mi? Kızartacağım evet. Şimdi patateslerimiz hazır. Ben şöyle ocağımı hemen yakayım. Şöyle tabaklarımı bir alayım da şöyle. Patateslerimi ben şöyle almak istiyorum. Yağım kızana kadar. Şimdi tavuğa geçeceğim. Şimdi tavuğu alıyoruz. Şöyle bir tane. Şöyle ikiye kesiyoruz eşit bir şekilde. Şöyle tekrar ben bunları inceltmek istiyorum biraz. Şöyle döveceğim vardı. Döveceğim de şöyle. Şöyle iyice mesela şu tarafı ince, bu tarafı kalın. Eşit bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü şinistel için tabii ince, evet. dümdüz olması lazım değil mi? İnce bir de ve eşit düz. Olması lazım. Bu tarafı çok pişip, bu tarafı çok pişmemesi lazım. Şöyle güzelce. Eşit şekilde. Şimdi tavuğumu dövdüm. Şunu alayım. Bunu da tavuğumu soslayacağım. Hatta bu tavuğumuzu şöyle dengeli yapalım. Eşit, evet eşit olsun. Şöyle. Şöyle iki parça boyayacağımız için. Şimdi bu tavuk böyle aldık. Daha önce hazırladığım karışım şöyle. Tavuklarımızı önceden sosluyoruz. Peki ne kadar bekleteceğiz? 10 dakika, 15 dakika, dakika evet. Şimdi bu kadarlık yeterli. Şöyle yağımdan da bir aldım. Tavuğumuz. Biz bu arada şeyimizi yaparken karnatörümüzü tavuğumuzda sosla yatsın güzelce. Daha... Aslında sadece şinistel değil, her türlü yemekte böyle. Tabii ki evet. Değil mi? Fırına vermeden evet, önce de evet, marine önce. Etmek çok güzel tabii oluyor. Tabii ki. Şu an böyle şu köşede. Ben şöyle alayım evet, şurada dursun. Bekleteyim. Tabii ki. Evet, şu an eldivenlerimi takıyorum.
Burada Hakan şefim bunu değiştiriyoruz evet, herhalde. Evet, değiştiriyoruz. Çapraz bulaşmalı tavuğumuz sürüldü. Şimdi sebzelerimiz de aynı olmasın. Tabii ki hemen şimdi yenisini ben şöyle verelim arkadaşlara. Yine onu kullanacağız öyle değil tabii mi? Tabii ki kullanacağız. Tamam. Şöyle alayım. Şimdi yağımız da kızmaya başladı. Ben şöyle patateslerimi kızartayım ben bir yandan. Panesini hazırlarken tavuğum. İyice böyle kızaracak. Patates kızarır gibi. Şimdi ben şöyle 3 tane tabak getirdim. Eline galetonumuzu koyacağız. Eline unumuzu koyacağız. Hep bunlara şey yapacağız. Tabii ki. Bunlarla paneleyeceğiz. Şöyle. Şimdi 2 tane de yumurtam vardı. Onları da şöyle buraya. Bir çatal yardımıyla iyice böyle omlet olacak şekilde yumurtamız iyice karıştıralım. Şimdi ne yaptık? Un koyduk. Evet, un koyduk. Galetonu koyduk, koyduk. Yumurta koyduk. İki yumurtayı evet. Koyduk. Şimdi paneleyeceğiz. Tamam. Tavuğumuzda zaten sosumuzda yatıyor. Evet, şöyle bir daha ben göstereyim. Bir yandan patateslerimiz de şöyle oldukça güzel kızarıyor. Evet. İyice yumurtamızı çırpalım. Bir çatal yardımıyla. Herhangi bunları atmıyoruz. Çünkü sosunda da baharat var. Baharat var. Şimdi yumurtamız da tamam. Şimdi sırasıyla önce un, şöyle önce tavuğumuz, sana sonra şöyle unumuz, sonra yumurtamız, en son galetamız. En son buraya da panelediğimiz tavuğu. Şöyle ben bir kaşık alayım patateslerim şöyle arada, o arada kızarsınlar şöyle. Patateslerimiz iyice böyle patates kızaracak. Kızartması gibi evet iyice kızarması lazım. Hakan onlar... şefim son dönemde biliyorsun değil mi? Patates yerine farklı şeyler de koyuyorlar. Sebzeler de koyuyorlar. Olabilir, mesela evet. Onu yapıyor musun sen öyle? Tabii ki havuç, kabak, kırmızı biber olabilir evet, kereviz olabilir. Yani değişik sebzeler de olabilir. Ben bunu kremalı yapacağım patates, krema. Hardal. En çok yine yakışan ama patates evet, olacak tabii galiba. Ki evet. Patates püresi de olabilir. Evet, İsterse, genelde evet. Püreyi de tercih püreyi ediyorlar ben, şimdi senin ben yanında. Ben kremayla yapmayı tercih ettim. Yine tarif evet. içinde tarif vereceksin size evet. belli ki. Patateslerimiz de kızarıyor. Şöyle. Şimdi bunlar kızarsın. Ben o zaman panelememe geçeyim şöyle. Tavuklarımızı tamam. zaten sosta yaktı. Şöyle tamam da bu elimizi bulaştırmayalım. Tamam. En son bunu unda çalışacağım bunda. Tamam. Şöyle şimdi yapısı. Önce aldık. Evet şöyle una. Evet böyle. Güzelce her tarafı un olacak şekilde. Şöyle şu köşeyi alalım. Tekrar. Yine aynı şekilde. Una bandırıyoruz. Her tarafı un görsün. Güzelce unda. Şu arada bir yandan da ben patateslerimi de karıştırayım da yanmasın. Şimdi tavuğumu alıyorum. Yumurtanın içinde. Yine yumurtanın içinde böyle güzel her yerine dağılacak şekilde. Şunu bir alıyoruz şöyle yumurtalı tavuğumuzu. Tekrar yine böyle her yerine değecek şekilde yumurta. En son yaptıktan sonra şöyle bir süzüyoruz fazlasını.
Tamam, yumurta da... İyice yumurtayı evet. da bulduk. Şimdi şu eldivenimi çıkarayım. Bunun işi bitti galiba değil mi? Evet, onu da bitti. Şimdi ben patateslerimi bir daha şöyle bir... Evet, patateslerim de kızarıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş, evet onlar da. İyice böyle altın sıra solasıya kadar kızartacağım. Şöyle şurada da una ve yumurtaya evet onlar şimdi şu patatesi de halledeyim, o tarafa geçeceğim. Yine daha bunlar, herhalde evet, olacak. Şu an yine kızarak kalsın. Şimdi şöyle bu sefer iki elimi kullanacağım. Biraz tamam, da bastıracağım böyle. Tamam şöyle görelim mi şöyle? Tabii ki. Ya iyice burada şimdi galeta ununu daha... Evet hatta üst tabağı alalım da şöyle... İyice tabii, kendini alsın. Tamam. Evet şöyle bir tabak daha alayım ben. Şöyle yayıyoruz. Zaten elimizi yumurta de. Da onu yapıştıracak tabii, evet, şimdi. Şöyle... Her yerine evet. Bastırırsak elimizle. Şu yumurta olmadığı zaman hemen hepsi dökülüyor değil tabii mi? Tabii ki kalıyor. Evet, olmaz. Bunu da aynı şekilde. Yine aynı şekilde şöyle. Harika oldu. Hem dümdüz evet. dediğin gibi aynı eşit oldu. Hem ince. Bununla da işimiz evet, bitti. Evet, onunla da işimiz bitti. Şimdi gelelim patateslerimize. Bunlar dursun. Onları da kızartacağız patateslerimizden. Patateslerimiz ne durumda? Patateslerimiz olmaya yaklaştı. Biraz kızardılar. Şöyle. Hafif hafif kızarmış tabii, zaten. Tabii evet, kızartın iyice böyle. Yeşillikle de olabilir. Yani salatanın üzerine de olabilir şirisel. Böyle tabii. doğrarsınız. Yani her türlü pilavla da yenir. Normal patates, sebze dediğiniz gibi. Ama yine bence de en yakışanı patates. Evet, şimdi krema ile böyle bir de hardallı güzel bir soslu. İç, evet, şöyle yeşil soğan da olacağım içine. Güzel bir. Bunu fırında da yapabiliriz. Küp küp de olur. Elma dilimi de olabilir. Fırına atarız. Elma diliminde de. O da 180 derece. Gene 20 dakikada fırında olur. Böyle elma dilimi olur. Yanına koyarsınız. O da olabilir. Evet. Bir tık daha hani kızartmayı yemeyelim diyenler ama evet, zaten evet. şimdisel yapıyorsak. Evet. Yani ikisi de kızartma. Yani patates şimdi kızarmayınca uygunlu şimdisel... yapacağız daha... demektir. Bir daha aynı yağda kızartacağız patatesin. Böylece yağımız da boşa gitmeyecek. Tabii ki en azından. Yani derin yağ da gerek yok. Az bir yağ yarısına kadar. Çevire çevire tabii. Öbür türlü de çok ağır oluyor değil mi evet. zaten? Şimdi ben şöyle... Alıyor muyuz artık? Alacağım da tabağıma şöyle... Çeksin diye evet, peçetemizi koyduk. Patatesin yağları iyice süzülmek için, tabağıma alacağım için iyice kızarmasını istiyorum. Bazen mesela tuz da atıyorlar. Tuz en son kremayla yapacağımız için, tuz atacağımız için evet. Koyacağız. Şimdi buna gerek yok. Tuzumuza gerek yok şu an. Evet, şu an tavuğumuzu paneledik. Patateslerimiz de oldu sanki. Evet, kızarmaya başladı. Tabii istediğin gibi, nar gibi. Evet, şimdi alacağız tabağımıza. Şöyle ben delikli kevgir sayesinde şöyle almak istiyorum. Peçeteyi sermemizdeki hani güzelce yağını alsın. Hakan şefim, şimdi biz bu yağ şimdi için evet. kullanacağız. Şimdisel. Peki diyelim ki kullanmayacağız. Yağımızı ne yapalım? Ne kadar süre bekletelim? Yağ kızartmaya göre mesela ne kadar kızartma yaparsanız o kadar hani 3-4 kızartma daha yapar. Yeterli evet, olur. Yeter. Böyle süzdükçe güzel hani ama şimdi yumurta girerse yağa hani olmaz. Tabii ki. Onu kullanamayız. Şimdi senin yağını kullanamayız ama böyle kızartmalarda tekrar ertesi gün kullanabilirsin. Yine sadece kızartma. Evet ama yumurta gelince yumurta yağı bozuyor. Peki yağımızı buradan tekrar edelim. Böyle musluğa falan dökmeyeceğiz. Bunu hep tabii söylüyoruz. Tabii ki evet. Ayrı bir kapta duracak. Onu öyle atacağız evet, değil mi atacağım. Çöpe? Yani belki böyle minik bir cam kavanoz olur. Bir yok genellikle mesela şey. Otellerde genellikle almaya geliyorlar yağı. Ama biz evlerimizde... Dönüş. Biz de evlerimizde bir kaba koyarız öyle çöpe koyabiliriz. Evet. Ağzını kapatır şekilde. Öyle yaparız ama biz de. Ama yani musluklardan da odalardan yok, şeyden... Yok orada tıkanıklık yapabilir. Mutfaklarda daha doğrusu. Şimdi ben az çok az bir yağ daha alacağım. Tamam hemen. Şöyle
Şöyle vereyim. O sana biraz tabii çekti. Tabii ki patates çekti şöyle. Şu an benim için iyi. Şimdi sen yaparken bir de yağı böyle ağırdan pişmesin abi. Birden pişince yanmasın. Hani içi pişmez. Ağır ağır yağda pişireceğiz. O yani zaman en kısıkta mı tutacağız? Birden atınca hemen yanabilir de. Çünkü hı-hı, dışında ekmek var, yumurta var. Orta ateş böyle. Orta böyle ateşte. Ne, çok ne az. Evet, şu an maşamızı alalım şöyle. Koyalım. Ağır ağır kızartacağım. Yine orta aynı şekilde dedik. Evet, yine aynı şekilde pişi de sürüyorum tabağıma. Tekrar şirsellerimi çıkarınca yağını alsın diye. Evet. Evet, şirsellerim de kızarıyor. Böyle sık sık çevirelim ki dengeli pişsin. Hani bir tarafı... Ya onun da başında duracağız yani. Tabii ki, tabii ki yanabilir. Yalnız Hakan şefim hiç o bak üstündekiler dağılmadı. Dağılmadı. Çünkü yumurta harika oldu. Benimkiler genelde dağılıyor yumurtadan demek tabii ki. Tabii ki güzelce unladım. Unun üstüne de yumurta gelince biraz daha şey yaptı. Hamur oldu yani üstünde bir. Evet. Üstüne de en son galeta unuyla. İyice güzelce böyle bastırarak. Peki bizim o dövme aletimiz yoksa herhangi bir şeyle de böyle düzleştirelim değil mi? Bardağın gibi de olabilir, evet. O da bir püf noktası galiba, ince ince. Şimdi bu yağ yumurta girdi, bu köpürüyor görüyor musun? Yani hani bu yağ olmaz yumurta girince. O yüzden tabii ki hem yumurta yaptığımız ürüne yumurta tadı gelir, hem çabuk yanar yumurta kendi bıraktığı için un da girdi. Ama normal kızartma için kullanabilirsiniz. Daha sonra da. Patates kızarttıysak, evet, başka bir şey sebze kızartma, kızartmasak. Her türlü. Tavanın boyunca yağ koymaya da gerek yok. Az bir yağla. Evet, evet. Güzelce ekmek kızartır gibi böyle. Ben şimdi bunu kızarınca alacağım. Sonra kremalı, hardallı patatesimize geçeceğiz. Karnıtır için. Bunlar da patatesimiz de zaten orada biraz soğumaya evet, başladı. Evet, orada soğudu zaten. O ısınacak şimdi sosun içine girince. Bir iki dakikası falan mı kaldı o zaman? Evet, az kaldı. Zaten inceydi tavuğumuz. Yani çabuk pişsin. İçi de rahatlıkla pişiyor değil mi? Biz böyle ayrıca onu kesmeye ya, falan gerek yok yani. Öyle evet, yok. Pişti mi pişmedi şimdi, mi diye. Hani dövdük ya o yüzden biraz incelttik ki çabuk pişsin. Hem kafamızda soru işareti kalmadı. Çünkü kalın, şu kadar kalın tavukta pişmez hemen. Fırına atmamız falan lazım onu. Genellikle sarmaları da falan panelliyorlar. Böyle hani sarıyorsunuz panelliyorlar. Onları fırına atıyorlar. Çünkü yağın içinde tam içine işlemiyor yağ. O yüzden onları biraz fırına atmamız ama lazım. Ama bunda hiç gerek yok. Yok bu diyorsun. Zaten ince evet. İncecik. Zaten aynen. Yumurtayla birazcık daha tabii da pufuduk bir hale geldi. Ya şimdi bunun panesini, bu paneyi et de olabilir bu. Mesela et, külbastı etinde de yapabilirsiniz. Balıkta da sadece un katıyorlar. Çünkü balık sulu olduğu için zaten suyunu bırakıyor. Unla kızartıyorlar balığı da. Şimdi tamam ben tavuklarımı alayım şöyle yine. Kızardılar. Şöyle yağ süzerekten. Tamam şimdi şinsellerimiz tamam. Şimdi bu tavamı ben... Arkaya mı koysam? Hayır, arkaya vereyim arkadaşlara. Şöyle gösterelim. Evet, sıra geldi şimdi son evet, aşamaya değil mi? Evet, şimdi kremalı patatesimizi yapmaya hemen hocamızın altına sefer açalım. Ne vereceğiz? Tereyağında mı yapacaksın? Kremayla başlayacağım. Krema zaten yağlı olduğu için. Hardalımız da var. Evet. Böyle yine ben biraz kremamı dökebilirim. Bu kadar krema yeterli olacak. Kısalım ocağımızda. Şimdi hardalımı da atayım ben. Şöyle. Hardal da çok yakışıyor değil evet, mi? Evet, biraz renk verir şimdi. Sarılaştırır. Hardalından kremayı da.
Şimdi tahta isteyebilirim sizden. Nasıl? Tahtayı? Evet. Hemen. Şöyle bıçağımı da sileyim. Güzelce. Tavuk doğramıştık az önce. Tahtamızı da değiştirdik. Şimdi ben patateslerimi dağıtmak istiyorum. Yağın içine. Şimdi patateslerimiz yumuşayacak. Ben o halde şöyle soğanlarımızı... Maydanozumu da aynı şekil. Maydanoz, yeşil soğan, patates. Bu da çok yakışıyor gerçekten. Evet. Biraz daha hızlandıralım, şöyle iyi çeksin. Evet, krema da zaten koyulaştı. Patatesimizi kapladı. Dediğim gibi sebze de olabiliriz. Ama patates daha güzel. Patates püresi de olabilir. Şöyle maydanozumu da atayım. Yeşil soğanımı da atayım. Şöyle kaldırayım da. Evet, şimdi patatesimiz de tamam. Şöyle bir çay kaşığı ucuyla şöyle yarım çay kaşığı diyelim. Tuz atalım. Tamam, yeterli. Şu an karnıtımız da tamam. Şöyle. Kokusu da gelmeye başladı hardan. Hem renk hem görüntü. Evet. Şimdi şunu tabağıma alabilirim şöyle. Şimdi ben biraz şöyle çekeceğim. Kullanacaksın, evet. Farkındayım. Şöyle önünü rahatlatayım. Yine süsleyeceksin belli ki, o tereyağı tabii üstte konulacak falan değil limonla, mi? Tabii ki şöyle limonla, evet, şöyle bir güzel bir şey. Patateslerimiz de güzel kızarmış. Soğan, maydanoz. O hardalın kokusu zaten, evet. Krema. Hepsi yalnız çok dozunda gözüküyor ve çok da lezzetli kokuyor gerçekten. Yağ da çekilmiş. Yine bir sunum tekniğiyle. Şimdi tahtamı alayım ben. Yani limonumuzu kesiyoruz. Böyle kırmızı toz birimi. En son şu soğan da alacağım en son. Şunu kaldırayım mı? Evet, onu kaldırabiliriz. Ha, onu da böyle dekor olarak kullanacaksın yine. Çok değişik bir şinistel. Tabağıyla karşı karşıyayız. Harika. Şinisenimiz hazır. Çok güzel oldu. Peki, şimdi bize bir hatırlatır mısın? Tabii ki. Ne yapmıştık? Şunu da şöyle kaldıralım. İlk önce yağımızı koyduk ocağa. Sonra evet. Patateslerimizi küp küp doğradık. Güzelce yağımıza kızarttık. Sonra tavuğumuzu güzelce açtık, dövdük. Sonra panelmek için unumuzu, yumurtamızı çıktık, unumuzu koyduk, kalet unumuzu. Sonra böyle elimizde paneldik güzelce böyle bastırarak. Sonra patateslerimiz kızardı. Kremalı patatesin sosunu yapmaya başladık. Kremayı attık, hardalı attık. Sonra patateslerimizi attık. En son dereotuyla yeşil soğanımızı koyduk. Az bir yarım çay kaşığı kadar da tuzumuzu attık. En son tereyağı böyle sıcak, şimdi eriyecek böyle tereyağı. Tereyağını da en son böyle baharatlı tereyağının üstüne koyduk. Limon. Sonra böyle harika ki, bir evet. Sunumla sunumunu karşımıza çıkarttın. Çok teşekkür ediyoruz ama ben biliyorsun ki yine tabii en ki. Sevdiğim bölüme geldim, evet. Hakan Şef'im. Ben de bir denemek istiyorum. Tabii ki, o zaman ben size şöyle tatmak için çatalla
çayım vereyim şöyle. Ay teşekkür ediyorum. Afiyet şöyle olsun çekeceğim. Efendim. Şöyle biraz döndürerek çekmek istiyorum ki şöyle gözüksün hepsi. Şimdi şu tereyağını birazcık şöyle bir şey yapayım değil evet, mi? Evet gezdin şöyle lezzetlensin. Azıcık bir gezsin bence de. Zaten eridi. Aynen. Pul bibere batırmak da, toz bibere batırmak da evet, çok güzel. Evet o da lezzet veriyor. Şey şimdi şuradan hemen. Patatesinden de. Ne güzel kesin. Göstereyim ki almaz evet, mıyım? Evet. Patatesini zaten. Of çok güzel tekrar şöyle yapacağım. Çok lezzetli olmuş. Afiyet gerçekten. Olsun. Özellikle hardalın tadını çok iyi alıyorum. Patates de. Tavuk yumuşacık olmuş. İçi çok güzel pişmiş. Dışında yumurta kokusu var. Hiçbir şey yok. Tam böyle istediğimiz o şinitsel kıvamı. Evet. Patatesin yeşillikleri ayrı bir tat katmış. Yeşil soğanı maydanoz falan. Çok güzel olmuş. Ellerine emeğine sağlık. Afiyet olsun Hakan efendim. Şey. Yine harika bir tarif verdin bize. Sağ olun, teşekkürler. O zaman izleyicilerimize de afiyet olsun. Olsun. Merhaba sevgili izleyiciler. Şeflerle Lezzet sofrasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Biz Türk Haber ekranında ve Grand Ankara Otel'in mutfağındayız ve yanımızda alakart şefimiz Hakan Özcek var. Hakan şefim nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün acaba bize hangi tarifi vereceksin? Roka salatası yapacağız. Şeftali roka salatası. Şeftali evet, roka salatası. Meyveli, çilekli falan. En sevdiklerimden. Evet. O zaman hemen nelere ihtiyacımız tabii, var? Bir bağ rokamıza 4-5 tane çilek. Bir tane şeftali, bir tutam ceviz, bir tutam çam fıstığımız var, bir tutam mısırımız ve sosu için limon, zerdeçal, bir de zeytinyağımız var. Harika, evet. Her şeyimiz hazır. O zaman hemen başlayalım. Tabii ki başlayalım. Önce ben şeftalilerimi kızartmak istiyorum. Bir tavada şöyle bir yumuşatmak istiyorum. Şeftalimizi yine kafalarını alıyoruz. Kesiyoruz. Tabii ki. Sen zaten bunu hepsini güzel yıkayıp getiriyorsun tabii ki, bize. Tabii ki evet tabii ki. Şimdi soyuyoruz şeftalimizde. Ay bu da ne kadar yakışıyor. Roka'ya aslında her meyve çok yakışıyor. Evet, ben çok seviyorum. Evet çilek de yakışıyor. Çilekli. Ananas çok yakışıyor. Evet. Çilek yakışıyor. Şeftali. Değil mi? Aklımıza gelecek evet. Her şeyi yakıştırabiliriz. Hem sağlıklı hem lezzetli. Gerçi böyle değişik tarifleri sevmeyenler klasikler için biraz zor olabilir ama tabii ki. Her zaman bence denemekte fayda şimdi var. Şimdi hocamızı kısalım. Zeytinyağını ben çıkacağım. Yine çekirdeğini çıkaracağız. Bunları elma dilimi elma dilimi. Zeytinyağını koyuyorum tavama. Bazı yumuşamasını istiyorum yani. Değil böyle hafif bir dönecek evet. Galiba. Aslında bazen onu şekerle de böyle karamelize ediliyor. Tabii ki o da olabilir. Ama biz şimdi sağlıklı bir tarif tabii, veriyoruz evet, değil mi? Şimdi. Ekstra bir şey koymuyoruz. Evet, zaten meyvelerin kendi şekeri var. Evet şimdi bunlar tavamızda kola koydum. Ben şimdi sunum tabağımı da alayım. Direkt sunum tabağıma harika, dizerek bence de. Gideyim. Şöyle açayım ortasını. Şimdi önce rokalarımızı alalım. Ne büyük ne küçük. Orta boy mu diyelim? Evet şöyle doğrayalım. Sırasıyla gidelim. Sonra çileklerimi koyayım. İri iri olsun çileklerim de. Şöyle çatalımıza evet. Gelsin. Damağımıza gelsin tadı. Yine böyle renkli bir görsel olacak. Evet görseli güzel olacak rengarenk. Yeşil, kırmızı, sarı. Cevizlerimi şöyle ikiye kırmak istiyorum biraz. Onlar da biraz diri diri, evet. İri iri olsun. İri iri.
Evet, yine aralarına. Ocağımı ne yapayım, biraz açayım. Şeftalilerim pişsin. Evet, tamam, bu kadar cevizim yeterli. Evet, kızmaya da başladı. Şeftalilerim. Şeftalimi zeytinyağında döndürüyorum. Şimdi fıstıklarımı atacağım. Fıstıklarım da yeterli. Şöyle biraz da mısır mısırdan. Mısırım yeterli. Şimdi şeftalemize. Olmaya başladı yavaş yavaş. Ben hemen yağ limon sosumu yapayım. Zerde çaldı. Şöyle bir mayonez tenceresi alayım. Limonu oradan ikiye kesiyorum. Kabımı güzelce sıkıyorum. Evet, şeftalimiz de tamam. Güzelce oldu mu onlar da? Oldular, evet. Şimdi şeftalimi ben bir tabağa alıyorum. Biraz soğusunlar. Şöyle. Şu dursun, en son suyunu döktükten sonra ocağımızı kapatalım. Şimdi limonumu döküyorum. Çekin şöyle, koyulaştım. Evet, bu yeterli. Şöyle tam da birazcık şöyle dokundurdun evet. Sanki. Evet, sosumuz da hazır salatamızın. Şimdi şeftalimi de şöyle güzelce yine. Şunu alayım mı önünden? Tabii ki. Şeftalimi dizeyim. Sana yardım edeyim. Ne güzel bir sunum oldu yine. Şimdi artık geldik herhalde son dokunuşa. Evet, şimdi sosumu dökeceğim. Evet, sosumuzu iyice karıştırdık. Güzelce koyulaştı. Şimdi ben bir kaşık yardımıyla sosumu da şimdi şöyle. Of, harika gözüküyor. Rengi de çok güzel oldu. Salatamız. Harika. Hazır. Hakan şefim şöyle bir hatırlayalım mı? Tabii çok pratik bir salata evet, ama çok pratik. Ne yaptık önce? Şimdi rokamız vardı bir bağ. Onları güzelce yıkadık. Şeftalimiz sonra, vardı. Şeftalimizi soyduk güzelce. Zeytinyağı da biraz yumuşattık tavada kızarttık. Ama böyle elma dilimli evet, kestik. Evet. Sonra rokalarımızı ince ince çatala gelecek şekilde. Yine aynı şekilde çileklerimizi de aynı çatala gelecek şekilde. Cevizlerimizi iri iri mısır attık. En son bir de çam fıstığı koyduk. Of, o da böyle evet, pek o da güzel, güzel oldu. En son böyle zerde çaldı. Bir yağ limon sos yaptım. Hem renkli olsun görüntü açısından. Ki görüyoruz zaten. Evet. Yani bir yaz
salatası oldu. Hem meyve salatası gibi hem salata gibi. Aynen karışık, öyle. Evet. Hem meyveler de evet, bol. Evet, güzel oldu. Salata hali var. Tabii hem ki. Fit olmak. Tabii ki, evet. Dengeli beslenmek isteyenlere hem de böyle hafif evet, atıştırayım diyet isteyenlere. Ya da salatası belki yemeklerin yanında öyle değil olabilir mi? Olabilir tabii ki. Harika özel yemeklerde falan. Salata oldu ama ben şimdi merak ediyorum acaba. Şeftalilerimiz de tavada karamelleşti. Biraz şekerli yetişti. Görüyorum zaten evet, işte benim de merak ediyorum dedim tabii ya acaba tadı nasıl oldu? Evet ben size şöyle bir yine çatalı bıçakta şeftalileri kesmek evet, için. Evet teşekkür şöyle ediyorum. Şöyle önünüze de çekeyim. Ay çok zarifsiniz şefim. Şöyle birazcık şundan keseyim. Hepsinden almaya çalışacağım. Evet. Genelde ben hep dağıtıyorum senin bu güzel sunumunu ama. Ya yemek yerken illaki da. Roka'nın o ekşi tadı, o çilekle, şeftaliyle, tatlısı, cevizle birleşince evet, ne kadar lezzetli olmuş. Çok hafif, çok da sevdiğim bir salata zaten benim. Eline emeğine sağlık afiyet şefim. Afiyet olsun. Harika olmuş yine. O zaman izleyicilerimize de tabii söyleyelim ki mi? Afiyet olsun. Olsun. Merhaba, ben Arif Şahbaz, Grand Ankara Otel Pastane Şefi. Bugün hep birlikte magnolia yapacağız. Bardaklarda, şöyle bardaklar kullanacağım ben. Siz kavanoz da kullanabilirsiniz. Evinizde buna uygun ne olursa kullanabilirsiniz. Magnolia'yı kadayıflı yapacağım ben. Bunun için yine İtalyan kreması kullanacağım. Ama siz evde yapabileceğiniz herhangi bir muhallebiyi, yani sevdiğiniz, beğendiğiniz bir muhallebiyle ya da pasta kremasıyla da yapabilirsiniz. Malzemelerimiz 150 gram tel kadayıf, 3 yemek kaşığı kadar toz şeker, 50 gram tereyağı, üstünü süslemek için toz fıstığım var. İtalyan kreması için de yine 200 mililitre sütüm, yani 1 su bardağı kadar süt, 40 gram tereyağı, 200 gram da beyaz çikolatam var. Şimdi ilk önce kremamı pişireceğim. Ocağımı yaktım. Tereyağımı da içine ekliyorum. Sütüm kaynayınca yine ocaktan alıp çikolatayı verip soğutacağız. Kaynar kaynamaz alıyoruz ocaktan çünkü çok kaynadığı zaman süt kesilebilir içine tereyağı attığımız için. Sütüm kaynadı. Tereyağım da erimiş içinden. Şimdi çikolatamı da ekliyorum. İyice çikolatayı eritiyorum içinde. Bu prenses kremasını yaptığınız zaman el blender ile vurursanız 3-4 dakika çok daha kıvamlı olur. Soğutup tekrar kabarttığınız zaman. Kremam hazır. Bunu soğutacağız. 3-4 saat dolapta durması gerekiyor. Şimdi kadayıfımızı kavuracağız. Yine ocağımın altını yaktım ben. Tereyağımı ekliyorum. Tereyağım eriyince kadayıfımı ekleyeceğim. Güzelce kavuracağım kadayıfları kızarana kadar. Tereyağım eridi. Çok altını açmamak şartıyla ocağı kısık ateşte. Şimdi kadayıflarımı bir güzelce kavuracağım. Biraz kavurduktan sonra toz şeker vereceğim içine.
Bu arada kadayıflarınız ince kıyılmış olsun. Ne kadar ince kıyarsanız o kadar iyi olur. Güzelce pembeleşinceye kadar ağır ağır kızartacağız kadayıfları. Kadayıflarım biraz pembeleşmeye başladı. Şimdi şekerimi ekliyorum. Biraz da şekerimle kavuracağım. Hızlı hareket etmeniz lazım, yoksa dibi bir anda tutabilir. Şeker de erimeye başladı, içinde biraz karamelize oldu. Kadayıfımın altını söndürdüm. Çok daha fazla kızartmadan. Şimdi bunu bir küvete alacağım. Soğuması için. Kremamızı da dolaba atacağım. Soğuduktan sonra kullanacağız. Kremam soğudu. Bunu blenderla çalıştıracağız. Kadayıfım da soğudu. İtalyan kremamı tencereme alıyorum. Blender vasıtasıyla iyice kabartacağım. Dilerseniz bunu kabartırken içine labne peyniri de koyabilirsiniz. Daha güzel bir tadı olabilir. Ben bugün tercih etmedim. Gördüğünüz gibi kremam gayet güzel kıvam aldı. Pasta torbamı aldım. Kremamın kıvamını görüyorsunuz. Ağzını kapattım. Şöyle sallayacak, kapatıyorum. Kremam hazır. Şimdi şöyle bir küvetim var. İçine bardakları alacağım. Masamı kirletmemek için. Üstü için de kadayıf ayıracağım biraz, ama dibine de biraz kadayıf eklemek istiyorum. Kavrulmuş kadayıftan. Elimle düzeltiyorum ki her tarafına eşit yayılsın yine. Bardaklarımı alıyorum. Kremamla önce güzelce kenarlarına sıkacağım. Sadece kenarlarına sıkıyorum ilk başta.
Şimdi tahtamı aldım. Kenarlarına çilek döşeceğiz. Çileklerimin saplarını kesiyorum, temizliyorum. Hepsini aynı boy almaya özen gösteriyorum ki çilekler kenarda düzgün gözüksün. İkiye keseceğim çileklerimi. Bardağımı aldım. Çilekleri böyle iç kısmını bardağa doğru yapıştırıyorum. Buna farklı meyveler de koyabilirsiniz. Böyle kenarlarına çilek koyduktan sonra içine muz, yine çikolata, damak tadınıza göre. Çileklerimi döşedim. Şimdi üst kısımlara doğru, tam aralardaki kısma yine kremamdan sıkacağım. Böyle azar azar çileklerin kenarları kapansın diye. İyice böyle hızlı sıkıyorum ki bardağa yapışsın kremamız. Kenarlarını da güzelce kremayla doldurduk. Şimdi geri kalan kremamı da içine sıkacağım biraz biraz. Az sıktım böyle. Bir kat. Yine az kadayıf koyacağım. Böyle elimle bastırıyorum. Artık geri kalan kremamı üstlerine vereceğim. Kremayı paylaştırıyorum ben. Şu şekil çileklerin üstüne doğru tamamen kapatalım. Şimdi şöyle kabıma tekrar alıyorum. Üstlerine kadayıf vereceğim. Tezgahımı kirletmemek için. Artık geri kalan kadayıfımı üstüne ne kadar çok seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Şöyle ekliyorum. Elimle böyle üstüne bastırıyorum. Hani böyle düzgün bir görüntü elde edelim. Biraz da bastırıyorum bu şekilde. Aşağı doğru. Magnolyalarım hazır. Şimdi üstlerini çilek ve fıstıkla süsleyeceğim. Şöyle koyayım. Böyle güzel çileklerden seçiyorum. Bu sefer yaprağıyla birlikte bırakacağım. Şu şekilde. Çileklerimi de koydum. Şöyle kenarlarına da yine toz Antep fıstığı atıyorum. Bunu birkaç saat dolapta beklettikten sonra servis ederseniz çok daha lezzetli olur. Hem de soğumuş olur. Servis tabağıma da alayım. Neler yaptığımızda isterseniz tekrar bir hatırlayalım. Önce
İtalyan kremamı pişirdim. Süt, tereyağı, tereyağımızı erittikten sonra çikolatamı koydum. Onu köşeye aldım. Soğuduktan sonra dolaba attık. 4-5 saat daha beklettik ki hani kabartırken çok daha güzel kıvam alsın diye. Sonra ocağa kadayıfımızı aldık. Önce tereyağımızı erittik. Kadayıfımızı kavurduk güzelce. Toz şekerimizi ekledik. Kadayıfımızı da soğumaya aldık. Sonra soğumuş kremamızı kabarttık güzelce. Bu şekilde döşedik. Altına, en altında kadayıf, kenarlarına çilek döşedik. Ortasında yine İtalyan kremamız var. Üstüne kadayıfımızı döşedik. Çileğimizle, fıstığımızla süsledik. Servise hazır hale getirdik. Afiyet olsun. Grand Ankara Otel'in katkılarıyla hazırlanan Şeflerle Lezzet sofrası sona erdi.